zıtlık diyorlar. Peygamberler böyle mi söylüyordu? Peygamberlerin peygamberi, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yedhulul cennete deyyusun. Vallahi sayın hadistir. Buyuruyor ki deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah, bu deyyus da kim? Menü deyyusu ya Resulallah, bu deyyus dediğiniz kim, ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Eddeyyusul lezî lâ yegâru alâ ehlihi sabaka Resulullah. Deyyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı, böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüzdür buyuruyor. Buyurun. Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmıştın? Peygamberin kaşına gözüne mi inandın? Ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde çırılçıplak soyunan kızların ve kadınların kocaları, babaları vallahi deyyustur, billahi deyyustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? Oo hocam diyor, sen diyor çok eski kafalısın diyor. Benim kafam şu ayetlere, şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki, Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim kafam eskiyse, sen Kur'an-ı Mübin'e bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık bir şey yaramaz diyorsun, öyle mi? Daha niye âmentü billahi dedin, ve melâiketihi dedin, ve kütübihi niçin dedin, ve rusulihi niçin dedin, ve bil yevmil âhiri niçin dedin, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi niçin dedin, niçin âmentü dedin? İşte mesele burada. Bu tutumumuzla, bu halimizle bir yere varamayız. Hesap vereceğiz Müslümanlar. Kullandığımız bütün nimetlerin hesabını vereceğiz.